İlara Hanım şimdi e, sosyal medyaya da biraz incelediğimizde farklı haberler geliyor. E, Nerede e, bazı yerlerin vurulduğuna dair bilgiler var yaralılarla ilgili. Her henüz öyle haber yok. Hava üstü. Hava üstü. Yani çok fazla bilgi var ama evet. işte Tabii biz teyitli biraz olanları anlayan an aktarmayı çünkü sürdürüyoruz. Eski haber merkezimiz şu an ayakta. Herkes dakika dakika çalışıyor. Her türlü bilgi ve haber kontrol ediliyor e, ve şu anda İsrail Ordu sözcüsü de Hagari'de. Ee, ...az önceden beri konuştuğumuz haberi onaylayan bir şekilde açıklamayı imza attı. İran saldırısında bir çocuk yaralandı. Bir askeri tesiste hafif hasarın meydana geldiğine dönük bir bilgi paylaşıldı. Ee, İran ordusundan gelen de bir açıklama var. İran, İsrail'e onlarca karadan karaya füzeyle saldırdı. Birçoğu İsrail'in sınırlarının dışında engellendi açıklamalarına imza atıyor. Beklenen bir açıklama bu arada... İsrail'in yaptığı açıklamaya göre İran saldırısında bir çocuğun yaralandığı da şu an e, teyitlendi. Az önce söylemiştiniz ama İran'dan gelecek açıklamalarda... İsmi belli de yaş küçük olduğu evet. için söylemedi. <laughs> evet yaş, yani yaş bilgisi yok ifade ettiğiniz gibi 10, ama bir çocuğun yaralandığına dönük e, bir bilgi var. Buyurun lütfen efendim. Şimdi ben bu bilgiler e, saatler ilerledikçe e, sabaha doğru daha netleşecektir. Özellikle Kesinlikle. yarın daha net bilgiler elde edeceğiz fakat... Bence burada önemli olan şu görüntüler Dilara Hanım başlı başınca İsrail için yeterli. İran topraklarından İsrail'e füze atıldı ve bu füzelerin başarılı olup olmamasından tamamen bağımsız bir şekilde e, İsrail halkı İran'ın atılan füzeleri gökyüzünde gördü. Şimdi biraz önce bir e, görüntüye yayınlamıştınız. E, İsrailli vatandaşların sığınaklara doğru koştuğu bir görüntü. Yani Gazze'ye yaşattıklarını evet. şu anda İsrail vatandaşları kendi mi yaşıyor? Evet. benzer i̇şte Ben, ben şu başka anda bir görüntüler. yere gelmek istiyorum. Şuraya ekranım. gelmek istiyorum. Bakınız Netanyahu'ya sorsanız İsrailli vatandaşlar şu şekilde... E, füzelerden mi kaçsın sığınaklara yoksa evinin önünde ona karşı protesto mu gerçekleştirsin dediğinizde Netanyahu bence bu görüntüleri tercih, tercih edecektir. Eder, yani Netanyahu için bu insanların kendi evine doğru gösteri yapmasındansa İran füzelerinden kaçması çok daha tercih edilebilir bir durum bence şu an. Ve e, bunun somut e, karşılıklarını da biraz önce sizin bahsettiğiniz haberde aldık. İran e, İsrail'in e, askeri sözcüsü İran'a çok sert bir karşılık verileceğine e, dair bir açıklama yaptı. Bunun uluslararası arenada da somut örneklerini Twitter'dan sosyal medyadan görüyoruz. Mesela siz biraz önce bahsetmiştiniz Batılı devletlerin yüzlü tutumu ile ilgili. Evet. Yani Rishi Sunak'ın e, İngiltere İngiltere'nin başbakanının bir tweeti var. Yani inanamazsınız sanki 5-6 aydır bütün bu. Gazze'deki katliamları İsrail yapmıyormuş Desteklemiyormuş. gibi büyük elçiliğini İran'ın büyük elçiliğini İsrail vurmamış gibi İran tamamen kendiliğinden bir saldırı yapmış gibi bir açıklama yaptı. Bir diğer önemli bir örnek Senato çoğunluk lideri Schumer demokratlardan kendisi aynı zamanda Yahudi asıllı bir senatör. Bu senatörün kısa bir süre önce e, İsrail'e karşı yaptırımlar yapılması, e, onaylanması gerektiğine dair açıklamaları vardı. Fakat bugünkü açıklamasında İsrail'in İran'a karşı desteklenmesi ve yalnız bırakılmaması gerektiğine yönelik bir açıklamada bulundu. Bakınız bütün siyasi atmosfer tamamen değişmiş durumda ve e, maalesef diyelim artık e, savaşı İsrail bölgeselleştirecek ve bunu daha da ileri bir safhaya e, götürecek gibi gözüküyor. Benim şu an e, şu ana kadarki ilk izlenimlerim bu şekilde. Hanım. Peki aramızda çok önemli bir konuğumuz daha katıldı. Bu önemli yayınımıza e, emekli Tuğ General Yücel da başkent Ankara stüdyolarından bizlerle birlikte. Efendim merhabalar iyi geceler. Hoş geldiniz Zeynep. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi hemen soruyorum size İsrail bu savaşı Ayhan Bey'in az önce işaret ettiği gibi bölgeselleştirecek mi? Nereye gidiyor? Biz bunu artık bir savaş diyebilir miyiz? İki devlet arasında gerçekleştirilen ABD ne yapacak? Şu anda ekrana gelen bu İsrail'de kayda geçen görüntülere dair de okumalarınız neler olur? Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım ki e, Gazze'de İsrail ve İsrail'in Gazze Harekatı'na yönelik faaliyetleri yaklaşık 190 gününü doldurdu. Yani dolayısıyla 6 ayı geçen bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte aslında e, şu an bu gece yaşadığımız olaylar dahil olmak üzere e, savaşın çatışmanın başladığı e, daha başlamadan önce e, yapılan planlama programına uygun, e, tam da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin, tam da İsrail'in, tam da Batı'nın istediği anlamda devam eden bir süreç. E, bugünkü yaşanan olayları, e, İran'ın yapmış olduğu e, saldırı dahil olmak üzere e, bunu böyle okuma. Ben şahsi değerlendirmem, o şekilde değerlendiriyorum. E, çünkü e, aslında Dilara Hanım, e, savaşın bir prensipleri var. Savaş böyle e, tesadüf eseri binlerce yıllık e, suntuzunun yazdığı savaş tanatından beri bir savaşın esasları ve kuralları var. Ama e, 1 Nisan tarihinde e, Şam'a yapılan saldırıya e, bugün ayın 14'ü, 2 hafta sonra davulla, zurnayla e, ve neredeyse sosyal medyanın göz önünde ondan sonra e, böyle bir şeyi kabullenmek etki sağlayacağını düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla bu aslında herkesin işine yaradı. İran'ın da işine yaradı. Çünkü iç kamuoyunu bir şey yapması gerekiyordu. Bir şekilde sindirmesi gerekiyordu veya tatmin edici bir faaliyet yapması gerekiyordu. Amerika'nın işine yaradı. İsrail'in işine yaradı. Batı'nın işine yaradı. Bence biraz önce Ayhan Hoca da ifade etti tek e, yaramayan husus e, o Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yaramadı ve e, bu 190 güne yaklaşan e, çatışmada ilk defa e, ilk defa e, İsrail psikolojik üstünlüğü e, bence bugünden itibaren aldı diyebiliriz. Olaya öyle bakmamız gerekiyor ve savaş İsrail'in Netanyahu'nun ifade ettiği şekliyle demin de ifade ettik bütün bölgeyi kapsayacak şekilde... Yavaş yavaş kademeli ve istedikleri tozla e, ve e, plan çerçevesinde e, yürüyor. E, dolayısıyla bu büyük bir planın parçası olarak değerlendiriyorum. İlk başlangıçtaki değerlendirmelerim bu şekilde. Ama böyle bir savaş ve böyle bir çatışma usulü dostlar alışverişte görsün usulüyle olacak bir şey. Kabullenebilecek bir şey değil. Şimdi e, Yücel Bey. Buyurun. Çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum Dilara Hanım. Biz burada 7 Ekim'den beri e, İsrail'in nasıl bütün politikalarını, bütün hamlelerini yanlış yaptığını konuşuyorduk. E, ne kadar bölge barışı ve dünya barışı için ve Gazze'liler için e, olumsuz bir durum olsa da e, Netanyahu açısından belki de bu süreçte kendi adına yaptığı en rasyonel tutarlı ve kendini bu hengameden kurtarabilecek hamle olarak bu İran'la yükselmeyi okuyabiliriz diye düşünüyorum. Peki şimdi Sayın Karaoğuz şuradan devam etmek isterim. Tabii ki Gazze başlığında konuşalım çok önemli. Çünkü tüm bu olup bitenin Gazze'ye yansıması elbette ki olacaktır. Halihazırda ifade ettiğiniz gibi 190 gündür, 190 günü aşkın e, süredir devam eden orada bir soykırım var. Soykırıma varan o Saldırılar var durdurak bilmeyen, kimseyi dinlemeyen Netanyahu liderliğinde İsrail kabinesinin kararlarını alıp hiç acımadan uygulamış oldu. Gazze'ye Filistin halkını yok etmeye dönük saldırılar devam ediyor. Şimdi diğer yandan ee, bakıldığı zaman ABD boyutu var bir de. Şimdi bugünden itibaren şu soru var ya hep konuştuğumuz 7 Ekim tarihinden bu yana. İsrail Ortadoğu'da kartlar yeniden mi dağıtılıyor diye. Çok klasik bir soru ama yanıtı çok şey ifade ediyor. Bunu bir kez daha yöneltmekte fayda görüyorum. Bu geceden itibaren Orta Doğu'da kartlar yeniden mi dağıtılıyor? Biz bu harita'da gördüğümüz yerlerde ne tür farklılıklara şahit olacağız bu saatten sonra? Dilara Hanım kartlar bu geceden itibaren yeniden dağıtılmıyor. Demin ifade etmeye çalıştım. Aslında Amerika'nın ve İsrail açısından belli bir planlama programı çerçevesinde devam eden bir satranç oyunu var. Dolayısıyla tabii ki bir ilk yaşanıyor bu akşam. Şöyle ki daha önce İran vekil unsurlarla, vekil devletlerle veya gruplarla olaya reaksiyon göstermeye faaliyet içerisindeydi. İlk defa kendi topraklarından ve direkt İsrail'i hedef alacak şekilde yaptığı faaliyet tabii ki önemli. Yani karşılık vermesi önemli. Ama evet. e, dengeler veya meydana gelebilecek olaylarla ilgili yeniden bir karılma söz konusu değil. Ee, aslında bu 190 güne uğraşan sürede Ayhan Hoca da ifade etti. E, İsrail zor durumdaydı çünkü rehineleri alamadı. Bugün bile protesto eylemleri vardı e, Dilara Hanım Tel Aviv'de. O e, ertelendi biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri seçime giderken zor durumdaydı. Özellikle İsrail'in geçen hafta içerisindeki o sivil yardım kuruluşlarına e, yapılan e, saldırıda görüldü. E, e, ölen vatandaşlardan dolayı Batı kamuoyunda ondan sonra bir destek azalıyordu. Hatırladığınız üzere İspanya dahil olmak üzere bir iki ülkede Filistin'in tanıyacaklarını ve Birleşmiş Milletler'deki faaliyetini desteklediklerini ifade ettiği bir döneme geldi ve bir tuzak kuruldu, bir oyun kuruldu bu demin ifade ettim bu oyun aslında bütün hamleleriyle beraber İsrail ve Amerika tarafından hem siyasi olarak hem de askeri olarak kuruluyor ve maalesef İran bugün o tuzağa düştü. Tabii ki İran'ın bu tuzağa düşmüş olması başta İran olmak üzere Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerini ve küresel aktörleri de etkileyecek pozisyona geldi. Mesela biraz önce Kremlin açıklama yaptı ki şu ana kadar Gazze'de meydana gelen gelişmelere çok fazla müdahil olmadığını görüyoruz Dilara Hanım. Ama dedi ki eğer Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı bir saldırı içerisine girdiği takdirde İran'ı destekleyeceğiz açıklaması yaptı. Dolayısıyla Aynen. sorunuza kısa cevap vermek adına şunu ifade edelim. Tabii ki bu gece önemli fakat başlangıçta belirlenen bir planın ve... ...savaş oyunlamasının... ...harekatın safaları diyelim ben askeri <laughs> açıdan... ...harekatın bir safasıydı... E, ...fakat e, İran... ...bu düştüğü tuzak bağlamında... ...Amerika'nın ve... E, ...İsrail Devleti'nin e, tuzağına düşmüş oldu... ...ve onların ulusal... ...menfaatlerine ve bölgeyi... ...ve küresel ölçekteki etkilerini... E, ...ondan sonra hızlandıracak... ...bir aşamaya taşıdı. Peki şimdi az Bir az de önce şunu ifade etmeme lütfen. müsaaden, tabii ki şu ana kadar dünyada çeşitli ülkelerde e, e, bu olaya karşı reaksiyon e, ifade ediliyor. Avrupa Birliği'nden olsun, Batı'dan olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Aklı da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığıyla ile ee, Milli Savunma Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı ile sınırlarımızdan itibaren hem güneyimizdeki hareketliliği hem de İran'dan kaynaklı faaliyetleri yerinde e, komuta merkezlerinde e, kriz merkezlerinde izlemeye devam ediyorlar ve e, yakın zamanda da yakın saatlerde de Dışişleri Bakanlığımız tarafından bu olayla ilgili bir açıklama yapılacağını değerlendiriyorum. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti de şu anki mevcut gelişmeleri yakinen takip ediyor. Bunu izleyicilerimize sunmamız gerekir diye değerlendir. Bu çok önemli elbette. Çünkü her seferinde e, Türkiye'nin olup bitene nasıl yaklaştığı, hangi mesajları verdiğine dönük önemli açıklamaları bu ekranlardan paylaşıyoruz. Tabii ki tüm bu Orta Doğu'daki... E, ateşten çemberi Türkiye'de neler olup bittiğini yakından takip ediyor. Olası bir açıklama geldiği an itibarıyla aktaracağız ve üzerine de konuşacağız. Şimdi Mete Sohtoğlu devam edelim e, birlikte. Bölgesel savaş Netanyahu'nun işine geliyor dedik. İşte bir bakıma koltuğunu güçlendirmeye çalışıyor. Çünkü çok büyük bir tepkiyle de karşılaşıyor. Özellikle kendi İsrail kamuoyuna bakıldığı zaman yani hakikaten hemen her gün farklı bir protesto gösterilerine sahne oluyor. Tel sokakları bu özellikle soykırıma sessiz kalmayan insanlar tarafından Netanyahu eleştiri bombardımanına tutuluyor.